Günaydın. Kıbrıs'la birlikteliğimiz devam ediyor. Günün ilk stüdyo konuğu Kıbrıs Avrupa Birliği Denetim Kurulu üyesi Sayın Ali Erel konuğumuz. Yarın liderler uzunca bir sürenin ardından müzakere masasında bir araya geliyor. Onun öncesinde sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelinmişti. Enosis plebisiti ile ilgili karar konusunda yetkinin Eğitim Bakanlığı'na verilmesi yönünde karar çıktı. Tartışmalarla çıktı bu karar. Öncelikle bu kararı ve bu kararla birlikte Kıbrıs Rum Meclisi'nde yaşanan tartışmalar derneği anlatıyor. Bunu konuşacağız Sayın Ali Erel'le. Sonrasında ise yarından sonrasını da konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim size. İyi sabahlar diyelim. Evet, Kıbrıs Rum okullarında Enosis plebisitinin anılması yönünde alınan karar kriz. Bunları konuştuk. Sizinle de konuştuk daha önce. Bu karardan bir geri adım mıdır? Yoksa nasıl yorumlamak lazım? Bir geri adım arayışına girmek de doğru mudur? Eğer anlaşma için müzakere masasındaysanız karşılıklı talepler olur. Az sonra da konuşacağız bunu. Bu kez başka bir talepte bulunuldu. Bunu da konuşacağız. Ama şimdi kararın iptali ya da işte Eğitim Bakanlığı'na yetkinin verilmesi noktasında da mecliste sert tartışmalar yaşandı. Hı hı. Ortaya çıkan sonucu, verilen oyları, tüm bunları yorumlarsanız şu an ne görüyorsunuz? Kıbrıs'ın güneyinde, sonrasında kuzeye geçeceğiz yine. Yani bir de bak, karar ortadan kaldırılmadı. Hı. Meclis kararı olduğu gibi orada duruyor. Meclis kararını benim demokrasi anlayışım der ki meclis kaldırabilir. Ama meclis de aldığı kararı, bir süre sınırlaması var. Hemen ertesi gün ya da 3 ay içerisinde kaldıramaz. Bunun etrafından dolaşmak için Sayın Akıncı'nın kendi formüle ettiği DİSİ Başkanı ile görüşerek böyle bir şey geçirirsiniz, biz de geri adım atarız. Gerçekte alınan karar ortadan kaldırılmadı. Bu sadece Eğitim Bakanı'na verildi. Yetki. Listeyi hazırlama yetkisi. Enteresan bir hukuki sıkıntı yaşanabilir. Yani meclisin bundan önce aldığı kararları Eğitim Bakanı kaldırabilir mi? Soru işareti budur bir. Yeniden yeni günleri ilave etme hakkı verilmişse eğer Eğitim Bakanı'na, eskiden meclis tarafından alınmış kararların bakan tarafından ortadan kaldırılması mümkün mü? Bunu yaşayıp göreceğiz. Ama Akıncı'nın ille ki bu karar ortadan kaldırılacak dediği ön şart yerine getirilmiş değil. Sadece face saving denen, işte Akıncı terk etti, nasıl geri dönecek? O zaman meclisten böyle bir karar çıkacak. İşin bir tarafı bu. Yani arzulanan, Akıncı'nın arzuladığı gerçekleşmedi. Ama ikinci sıkıntı benim hissettiğim, güneyde mecliste 55 milletvekilinin 30'u evet diyebildi. Eğitim Bakanı'na verilmesine bile, kaldırılmasına değil. Kaldırılmadı alınan karar ama. 20'si hayır dedi. 5'i yoktu mecliste. Yani önemli bir şeyde evet tarafları mecliste olması lazımdı. Dolayısıyla şu anda meclis ikiye bölündü. Ve eğer olası açılımlar yapma ihtimali olan Anastasiadis masada bugünden itibaren seçimlere kadar ne Nisan'da ne Mayıs'ta açılım yapma gücünü yitirdi. Meclis ikiye bölündü. Anastasiadis seçime gidecek. O meclisin, ikiye bölünmüş meclisin belli bir yansıması var toplum içinde de. Ve bunlardan o isteyecekler. Akel ve Anastasiadis, yani DİSİ bir araya gelerek, ki bunların oyları %30 civarındadır her birinin, %60-65 civarında bir netice doğurmaları gerekirdi ki benzer bir netice çıktı zaten mecliste de. 30. Yani %55'in 30'u, %65 civarında bir şey. Bence böyle bir tepki gösterip karşı müzakere etmekte olan karşı unsurun, Kıbrıs Rum toplumunun temsilcilerinin milliyetçi adımlar atmamasını talep edebilmenin tek yolu, Sayın Akıncı'nın da temsil ettiği kurumların ellerinin temiz olması gerekirdi. Yani 1950'lerde yapılan referandum veya plebisitin
kutlanmasının bugün dahil edilmesi doğru mu? Değildi. Ama güneyde faşistler var. Kuzeyde olduğu gibi. Güneyde aşırı kafatasçı milliyetçiler var. Kuzeyde olduğu gibi. Güney kutlanmaması. Yani iki toplumlu bir ülkeye, yani Kıbrıslı Türklerin ağırlıkta olarak, Latinler de var, Ermeniler de var falan ama ağırlıklı iki toplumlu bir ülkede yapılmaması gereken birçok şeyi Güney Kıbrıs gibi Kuzey Kıbrıs da yapıyor. Yani Lefkoşa'nın fethedildiği 1571'i kutluyor örneğin. Lefkoşa'nın fethedilmesi o gün için tabii yerliler, tabii bu tartışmada başbakan tarafından ortaya atıldı. Yerliler kimlerdi? Venediklilerden kalan, Cenevizlilerden kalan ve bir de Linobambaki dediğimiz yerel insanlar mıydı? Çok daha tarihsel şeyleri, kökleri Kıbrıs'ta olanlar mıydı? Yoksa Osmanlı'nın buraya getirdikleri miydi? Biz bunu kutluyoruz. Biz 74'ün simgesi olarak ben Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüyüm diyen bir devletin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının %36'sında devlet kurdurduğu devletin bayrağını Güney Kıbrıs rahatsız olsun diye dağlara çizmişiz. Onları rahatsız ediyoruz. Rahatsız olduklarını söylüyorlar. Zaten rahatsızlık sizin söylemenizle değil, hisseden Güney Kıbrıs'ta bunu çok insan var ve söylüyor. Bizim ellerimiz temiz değil. Güney Kıbrıs'ta daha iki milletvekili olan faşist bir partinin önerisiyle seçimler öncesinde Akel ve Disi'yi kenara sıkıştırıp, çünkü oy almak istedikleri kesimlerin karşısına diktiler esasda. Akel cesaret gösterdi, hayır dedi. Disi zaten kendisi sol değil, sağdan oy almak ister. Sağın karşısına çok güzel bir şekilde Elam masayı devirmek için, provoke etmek için Disi'yi ve Anastasia Disi'yi kenara sıkıştırmak için böyle bir dizayn yaptı. Şimdi buna mercek tutan Sayın Akıncı ve mecliste yaşananların ortaya çıkmasını sağlayan Sayın Akıncı, Güney Kıbrıs'ta güven artırıcı önlemler anlamında artı bir netice mi sağladı yoksa eksi bir netice mi sağladı? Yani desteğin daha da bu karara, desteğin daha da büyümesine artarak mi? Aynen öyle. Ve Güney Kıbrıs'ta şu anda artık Kuzey Kıbrıs'a bakış açısı Akıncı'dan önceki, Mehmet Ali Talat'tan önceki dönemlere döndü. Yani Cumhurbaşkanı Denktaş'ın döneminde Kuzey'e bakış açıları, Kuzey'in temsilcisine bakış açıları neyseydi, bunu Sayın Talat değiştirmişti. Kıbrıs konusunda pozitif adımların ortaya çıkmamasına rağmen. Sayın Akıncı da daha iyi algılanırdı Güney Kıbrıs'ta ama şu anda öyle değil. Kaldı ki hem kendisi hem de muhatabı olan Anastasia Disi çok zor duruma soktu Sayın Akıncı ve ne kazandı? İki ay gibi bir süre. Niçin? Tamam. Dizayn edilen başka bir şeydi. Çıkan netice plebisit, Güney Kıbrıs meclis kararı, şimdiki meclis kararı anlamında değil, başka bir netice vardı belli ki. Çünkü burada kazanmadı Sayın Akıncı. Bir şey talep etti, kazandığını söylüyor ama bu kazanım değil, bu kayıptır. Güney Kıbrıs'ı daha anti çözümcü yaptı, daha anti Anastasiadisçi yaptı. Daha işte mecliste kavga çıkacak ve ilk defa polis nezaretinde toplantı yapılacak bir noktaya getirdi. Gerdi Kıbrıslı Rumları. Ama bu süreç, aynı süreç başka bir şeyle örtüşüyordu. Türkiye'deki referandum süreci. Türkiye'deki referandum süreci hatırlayacaksınız. Mont Pelerin'den sonra, ikinciden sonra da bir şey ortaya çıkmadı. O zaman teknik komiteler konferans dediler. Konferansta tamamen zıtlaşma ortaya çıktı. Türkiye taleplerinde izole edildi, yalnız kaldı. Üçün o konferansa katılanların içinde. Türkiye'nin talepleri neydi? Garanti anlaşmasının dokunulmadan devam edilmesi ve dört özgürlüğün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmesi. Bu konuda destek almadı. Arkasından teknik komiteler toplandı. Teknik komiteleri üç gün görüşecekti. İkinci gününde Kıbrıs işlerinden sorumlu bakan Cenevre'ye gidip görüşmeleri sona erdirdi.
Türkiye Cumhuriyeti heyetiyle KKTC heyetlerini masadan geri çekti ve bir süreç başladı. Hangi süreç? Türkiye'deki referandum propaganda süreci başladı. 16'sında referandum tamamlanacak. Neden bu sessiz döneme ya da müzakerelerin devam edilmemesi gereken bir döneme ihtiyacı vardı Türkiye'nin? Çünkü MHP ile işbirliği yapılacak. MHP Kıbrıs konusunda mevcut durumdan da daha öte ikinci bir devletin tanınması taraftarı, yani KKTC'nin tanınmasına çıkılması taraftarı. Masada görüşülen federasyona kafadan karşı. Eğer bu dönemde Kıbrıs'taki müzakereler, ki Türk kamuoyundan da izleniyor, toprak veriliyor ve federasyona giriliyor, KKTC'nin ayrı devlet olmasından vazgeçiliyor gibi propagandalarla yansırsa, Sayın Erdoğan'ın uzun vadeli vizyonuna çok ciddi bir sıkıntı yaratacak. Yani evet çıkmazsa Kıbrıs'ta çözüm olmuş olmamış, müzakere etmiş etmemiş hiç önemli değil. Çözüm Kıbrıs'ta, Türkiye'de evet çıkması her şeyin üstünde. Dolayısıyla Kıbrıs masasının mutlaka sessizleştirilmesi, o masada işte güç paylaşımı, devletin iptal edilmesi, toprak verilmesi falan falan gibi anti propagandaların, çözüm karşıtı propagandaların Türkiye'de özellikle de CHP tarafından yapılıyordu. Bu CHP çok ciddi boyutta Kıbrıs meselesini Erdoğan'a karşı kullanacaktı. Ne oldu? Sessizleştirildi masa. Sayın Akıncı masadan kalktı. Mazeret olarak iki tane faşistin verdiği bir şeyleri kullandı. İlle ki bunu geri çekmezseniz masaya dönmem dedi. Geri çekilmemesine rağmen masaya döneceğini açıkladı. Çünkü 11'i geldi. Artık yarın Kıbrıs konusunun özüne dönük hiçbir şey konuşulacak değil. Yarın sadece program konuşulacak. Zaten dediler ki bir konuşacak. Bir şey beklememek lazım yani yarın. Konuşacak bir şeyimiz de yok diyor. İki tarafta artık AB hakem olmasın, yazılı olmasın, resmi olmasın ama öneri sunsun. Çünkü biz artık birbirimize öneri sunamıyoruz. Yani bu Kıbrıslı çözüm iddiası iki tarafın 11 Şubat 2014'te imzalanan belge biraz sulandırılacak gibi. Çünkü tarafların birbirlerine önereceği bir şey kalmadı. Yani Akıncı masada garanti anlaşmasına dokundurtmam dediği müddet bunun alternatifi yoktur. Bir şey öneremezsiniz. Dördü özgürlükten vazgeçmem Türk vatandaşları için derse vazgeçemezsiniz. Bunu da çözemezsiniz. Peki toprak tazminatlarını kim ödeyecek? O konuyu da masaya getiremezsiniz. Çünkü bunlar hep Türkiye ile ilgilidir. Dolayısıyla 11'inde yani yarın aman yeni bir şey fırsat penceresi açıldı ve buradan giriş yapacağız. Yok, öyle bir iddia da yok. İddia aynı anda gitmiyor iki tarafta. Zaten Güney Kıbrıs'ta ta başından dedik ki çok elektrikli bir atmosferin oluşmasına Sayın Akıncı katkıda bulundu. Buradan dolayı güneyden artık açılım beklemek mümkün değil. Kuzeyde de 16'sında ne çıkacağına bağlı olarak bakacağız ne masaya neler götürebileceğiz ama 11'inde değil, 16'sından sonra. Çünkü Türkiye'de de kesinleşmedi, yani belirginleşmedi evet mi hayır mı, hayırların önde gittiğini söyleyen kamuoyu yoklamaları var. Evetlerin çok önde gittiğini söyleyen siyasiler var. Fazlasıyla konuşulmuyor ama sanki anketleri. Bizde değil. Ben çok... şeyden internet ortamından arıyorum ama yani gazetelerde var. Çok fazla basın yayında değil. Şeyde sanal. Bir nedeni var herhalde çok fazla. Büyük bir ihtimalle bir baskı ortamı da var. Yani şeyde hayırcıların çadırı yıkıldı. Dün işte hangi İstanbul'da bir belediye bölgesinde. Dediler ki siz burada kermes yapabilirsiniz. Onun için diğerlerinden farklıdır ebatlarınız. Açıklama yapıldı. Yüksekliğimiz daha az. Alanın karemiz daha az ama hayırcılara bir baskı olduğu, devlet mekanizmasının zaten oraya da bir parantez açıp bir şeyler söylemek lazım. Referandum çok önemlidir. İyi bir enstrümandır demokratik sistem içerisinde. Ama bazı kuralları var. Örneğin referandumu halka sunacak olan irade propaganda yapamaz. Çünkü kendisi hazırladı. Kendisinin hazırladığı bir şeyde taraf olmak durumundadır. Yani referandumu hazırlayan AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
propaganda yapmaması gerekir. Venice şeylerine, prensiplerine göre. Bu da Avrupa Birliği'nin kabul ettiği siyasi kriterlerden bir tanesidir. Yani aday ülkenin referanduma sunulan bir şeyi devlet başkanının, başbakanın, bakanların kesinlikle. İkinci prensip, propaganda yapamazlar. İkinci prensip, bu propagandada tek kuruş devlet parasını kullanamazlar. Bizde de yapıldı bu hatalar. Hatırlayacaksınız, anayasa değişikliğinde meclis evetçi bir video hazırlamıştı. Ve bakanlar, şunlar bunlar hep dolaşıp devlet arabalarıyla, devlet harcırahıyla, devlet memurlarıyla propaganda yapmıştı. Şu anda Türkiye'de de bu çok net olarak yapılıyor. Dolayısıyla orada bir hata var. Ama neticede gelelim bizim müzakerelerimize. Türkiye'nin bir ihtiyacından dolayı müzakerelere ara verildi. İşin özü bu. Türkiye'nin ortaya çıkacak olan neticesine göre de masa 16'sından sonra belki kurulur ama ne olur? Ama yani 16'sından sonra kurulur. İşte şimdi bir şey beklememek lazım yarından. Plan program yapılır. İşte eğer anayasa değişikliği referandumu nedeniyle ara verilmişse söylediğiniz doğrultuda işte öncesinde de sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelindi. Yarında bir şey beklememek lazım. Ama önümüzdeki 1-2 ayın çok önemli olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Tamam, geçmiş olacak Türkiye'deki referandumda ama o tarihten sonra ne olacak? Yani nasıl bir masa olacak? Maalesef bizim görüşmecilerimiz Türkiye'nin yönlendirmesinden hiçbir zaman kurtulamadılar müzakere masasında. Aynı yönlendirme devam edecek. Dolayısıyla Türkiye'ye bakmak yanlış gibi bizim açımızdan yanlış gibi görünüyor ama bizim görüşmecilerimiz hep oraya bakıyorlar ve oradan telkin alıyorlar masada. Durup dururken Ankara'dan dört özgürlüğü savunmaya başlıyoruz. Durup dururken garanti anlaşmasının bizim güvenliğimizle ilgili ne kadar önemli olduğunun altını çize çize kırmızı ön şart haline getiriliyor. Yani kuzeyde olanlar, Türkiye'de olanlar evet de çıksa, hayır da çıksa Türkiye'de çok ciddi bir kaos ortamı bekliyor maalesef. Hem ekonomiyi, hem para birimini dolayısıyla, hem de dış siyaseti. Dış siyasette zaten sıkıntılar var. Yani tek soru, sıfır sorun olarak yola çıkılmış ama niyet başka, İslam dünyasının liderliğine oynayan bir görüntü veriyor şey. Avrupa Birliği'nden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile arası iyi değil. Rusya ile iyi olduğunu söylüyorlar uçak düşürme şeyinden sonra ama hiçbir şekilde ne turizm konusunda ne ticaret konusunda eski olduğu yere dönülmedi. İsrail ile konuşuyorlar ama işte İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan farklı bir boru hattı üzerinden burada bulunacak olan doğalgazı Avrupa'ya ulaştıranın yolu konusunda imza attılar birkaç gün önce. Dolayısıyla Türkiye'nin çok da Batı'nın hoşuna gidecek, Batı'nın onayını alacak, adımlar atmasına ihtiyacı yok. Aksine ipleri gergin tutmak ister. Kıbrıs konusunda Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları anlamında Kıbrıs sorununun çözümü hep savunmayla ilgilidir. Kıbrıs'taki halkın refahı, demokrasisi, özgürlüğü, insan hakları, hukukun üstünlüğü falanla ilgili değil. Türkiye'nin stratejik savunma ihtiyacı olarak Kıbrıs'ta ordu tutma ihtiyacı var. Doğru veya yanlış? Bence yanlış. Çünkü uluslar kendi sınırlarını artık kendi sınırlarında savunurlar. Sınır ötesi birlik bulundurmak, asker bulundurmak Türkiye'nin arzusudur. Bunu Irak'ta yaşadık. Suriye'de yaşadık, Kıbrıs'ta eğer buradan çekilirsek donanmamız Akdeniz'e çıkamaz gibi bir argümanı var Türkiye'nin. Yani o da savunmayla ilgili bir hadise. Buradaki demografik yapının değiştirilmesi yine savunmayla ilgili bir hadise. Buradaki ekonomik yapının bağımlı hale getirilmiş olması yine Türkiye'nin o stratejik devlet politikasıyla ilgilidir. Yani Kıbrıs konusunda Türkiye'nin devlet politikası değişmiş değil. Süleyman Demirel'de, Ecevit'te ve ondan sonra kadar da Turgut Özal'da belki Turgut Özal biraz daha farklı açılımlar yapma şeyine sahipti, vizyonuna ama
Türkiye'nin şartları da hiç ona izin verecek gibi değildi. Vermedi de zaten. Bir yöntemle zehirlendi ve ortadan kaldırıldı. Yani netice itibariyle şu anda Sayın Erdoğan'ın evet çıksa ihtiyacı yoktur Kıbrıs'ta bir olumlu açılım yapmaya. Olumlu açılım da yani askerlerini geri çekme, federasyonu kabul etme, garanti anlaşmasından diğer iki garantör gibi vazgeçme, dört özgürlükten vazgeçme gibi veya tazminatları şeyde çok açık yazılı yani savaş hukukunda bir o şeye savaş ilan etmeden bile başka maksatlar için bile gitseniz orada eğer başkasının malını alıp başkasına koçan yaparsanız tazminat ödemek durumundasınız sonunda. Bu savaş hali devam ediyor, ateşkesteyiz. Ama savaş bitecek bir barış anlaşmasıyla. O barış anlaşması anında tazminatlar söz konusu olacak. Türkiye buna razı değil. Türkiye buradan ordu çekmeye razı değil. Türkiye buradaki bağımlılığı, demografik yapıyı kendine bağımlı halden çıkarmaya razı değil. Bunu Avrupa Birliği uyum sürecinde yapacağını söylüyordu veya ima ediyordu. O süreç durdu. Avrupa süreci de olmadığına göre burada Kıbrıslı Türklerin kendi iradeleriyle bazı talepleri ortaya koyması lazım. Başka türlü şey yok. Dolayısıyla ben 16 Nisan'dan sonra da bu pozisyonu Sayın Akıncı devam ettirdiği müddet çözüm görmüyorum. Ama Akıncı dönebilir. Akıncı verdiği sözlere dönebilir. Bunları konuşalım Akıncı. Nasıl dönebilir verdiği sözleri kısmını açalım. Ama bir soru var. Memduh Ener'den gelmiş. 74 harekatını emreden ve günümüze kadar işgali sonlandırmayan Amerika, BM Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'yi işgalcisin diyen kararlarını niye veto etmeyip onaylıyor demiş. Yani kararlar zaten Türkiye'nin burada işgalci olduğunu söylüyor. Çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararı. Amerika Birleşik Devletleri niye onu veto etsin? O genel Rusya da kabul ediyor onu. Çin de kabul ediyor. Fransa, İngiltere de kabul ediyor. Tam soruyu anlamadım. Biraz ters sorulmuş yani, olabilir. Onu veto etmesine gerek yok. Neden engel olmuyor Türkiye'nin buradaki varlığına? Belki soru odur. Tabii Amerika Birleşik Devletleri de sütten çıkmış ak kaşık değil. Rusya da değil. Büyük devletler arasındaki ilişki reel politiktir. Güçler dengesidir. Güçler dengesinin oturduğu yerdir. Kıbrıs'ta bir Rus tehlikesi vardı. Akel'in varlığı. Kızıl Papaz. Hatırlayacaksınız Makaryos'a Kızıl Papaz da denirdi. Moskova'ya ziyareti de söz konusuydu. Bütün bunların arifesinde Kıbrıs'a yani sıcak sulara Rusya'nın inmesini engellemek için Amerika'da, İngiltere'de hayır diye demesine rağmen Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkarmasına fiilen askeri olarak engel olmadı. Ondan sonra da buradaki istikrar, insanlar ölmez. Bakın işte Doğu'da insanlar ölür. Orta Doğu'da her ülkede şey çıktı ama Kıbrıs'ta çıkmadı. Kanlı savaşlar çıkmadı son 10-15-20 yılda. Bunu Türkiye'nin, Türk ordusunun buradaki varlığına da bağlayarak Rusya'dan da biraz uzak tutma. Yani bir reel politik anlamında ama günü geldiğinde nasıl ki Irak'ta uçak uçurtamazsın dediler Rusya ve Amerika birlikte ve Türkiye Irak'ta uçak uçurtamıyor. Yani o günü geldiğinde o söylenmeli. Neden söylenmiyor? Maalesef onların da çıkarları bugün İngiliz üslerini kullanmaktan geçiyor Amerika Birleşik Devletleri anlamında. Peki nasıl belki değişir dediniz Cumhurbaşkanı Akıncı ve verdiği sözler. Yani Sayın Akıncı seçim propagandasında söylediği ve bizim de ona destek verdiğimiz bir pozisyondaydı. O Kıbrıslı Türklerin de ciddi boyutta %60'lar civarında bir desteğini aldı. O destek buradadır. Eğer söz verilenler kanalına girilirse, söz verilenler de Türkiye'nin çıkarlarının ne olup ne olmadığı değil. Tamam Türkiye ile Kıbrıs Federasyonu da her türlü ilişki içerisinde olmak durumunda olacak. Çünkü büyük bir coğrafya. Avrupa Birliği'ne belki giriş kapısı olarak kullanılacak. İstanbul'un varlığı, Mersin'in varlığı, taşımacılık açısından, nakliye açısından, seyahat açısından, büyük bir pazar olması her zaman Kıbrıs'ın Türkiye ile işbirliği yapmasını gerektirecek.
Ama kendini kapatmış, İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmüş bir Türkiye ile karşı karşıya kalırsak öyle olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasi bizi de ilgilendirir ama daha çok kendi iç demokratik dinamiklerini ilgilendirir. Sayın Akıncı belki ilk dönemde Türkiye ile bir sürtüşme içine girmişti. Ana vatan, yavru vatan değil, kardeş vatan falan söyleminden bile bir sürtüşme içine girmişti. Hatırlasın, yazılıdır zaten. Beyanları da var, manifestosu var, seçim manifestosu var. Orada yazanlar neyse, mesela en çok üzerinde durduğu şey neydi? Güven artırıcı önlemler. Güven artırıcı önlemler sadece telefon mudur, elektrik midir? Ne vardı başka? Toplumların karşılıklı birbirine güven duyması değil midir sonunda? Şu anda Sayın Akıncı'nın son iki ayda yaptığı toplumların birbirine güvenini artırdı mı, sıfırladı mı? Dolayısıyla Sayın Akıncı ne yaptığının neticelerine de bakarak iki yıldan sonra belki hayır yöntem bu değil diyebilir, der mi, o başka bir şeydir. Der mi? Ben sanıyorum demiyor. Çünkü siyasetçinin mayasında sandıktan bir kez daha çıkmak var. Ve Sayın Akıncı da bunu reddetmiyor zaten. İkinci defa Cumhurbaşkanlığına aday olup seçilmenin tek yolu bugün yaptıklarını yapmaya devam etmektir. Onun için yapamıyor. Amerika Birleşik Devletleri başkanları birinci yıl hiç iç rahat yapamaz. Çünkü sandık odaklıdırlar. İkinci yıl çok net bir şey var ki aday olamazlar. O zaman iç rahata başlarlar. Tabii Trump'ı ayırıyorum. Trump standart bir şey, siyasetten gelen bir başkan değil diye. Onun daha ne yapacağını bilmiyoruz ama neticede Sayın Akıncı ben bir kez daha seçilmek istiyorum ya da niçin olmasın noktasındadır diyebiliyorum ben. Eğer oysa ve bu seçimi kazanmasının yolu olarak da Türkiye'nin iyi ilişkiler içerisinde sürtüşmeden bu 3 seneyi de atlatmak ise diye yorumlamışsa oysa pozisyonu hiçbir açılım yapamaz. Peki nedir bu, biraz değindiniz az önce ama bu Kıbrıslılık yokturu biraz açacak olursak ne söyleyebilirsiniz? Ne düşünürsünüz? Ne ifade edilmeye çalışılırken ne nasıl bir gaf işindi yoksa değil mi? Tabii milliyetçiler bazen kendileri de şaşırırlar ne dediklerinin ne manaya geldiğini. Çünkü milliyetçilik yapabilmek için bir etnik grubun parçası olmanız lazım. Kıbrıslılık yoksa Sayın Özgürgün'ün milliyetçilik yapması da mümkün değil. O zaman kendini izah etmesi lazım. Türk milliyetçiliği mi yapıyor? Kıbrıslılığın milliyetçiliği mi? Kıbrıs milliyetçiliğidir. Kıbrıs milliyetçiliği der. Serdar Denktaş bu ayrımı biliyor. Ben Kıbrıs milliyetçisiyim der. Kıbrıslılık yoksa Sayın Özgürgün de Kıbrıs milliyetçisi olamaz. O zaman başka bir şey ülkenin milliyetçiliğini yapar. Onu da şehven kabul etmiş olur. Ama Kıbrıslılık var. Kıbrıslılık var. Karışmıştır ama hangi ülke karışmamıştır? Yani İtalyanlar ya işte Hitler'in pozisyonuna döneriz sonra. Almanlar saf ırk, ari ırk peşinde koşmadı mı? Mavi gözlü, sarı saçlı Alman ırkını korumaya kalktı. Veya belki de korumaya kalkmadı. Çünkü kendisi de o ırktan biri değildi. Sadece onu kullandı ve kendi faşizmini seçim yöntemiyle işte Dünya Savaşı'na kadar götürdü. Dolayısıyla bu görüşler çok tehlikelidir. Yani ne dediğinizin arkasında neler yatır? Kıbrıslılık vardır. Ama bunun kökenlerinde Venediklilik de vardır, Ceneva'da vardır, Suriye'de vardır. Zaten genlerimizi araştırdığımızda bizim ağırlıklı olarak Suriye, İtalya ve çevredeki adalar, hatta Mısır, bunların bütün karışımıyla bir kültür çıktı Kıbrıs'ta. Ama bu kültür bir dönem farklı dinlere inandığından dolayı İslam ve Hristiyanlar olarak ayrıldı. İslam ve Hristiyanlar bilahare Türkler ve Rumlar oldu. Halbuki Latinler de vardı, Ermeniler de vardı, Maronitler de vardı. Onları hep değirmende öğütüp tükettik veya azalttık. Ama Kıbrıslılık var
Ama Kıbrıslıların bir kısmı her iki dini birden icra ediyordu. Yani geceleri başka bir dindi, gündüzleri de başka bir din. Osmanlı'nın uyguladığı vergi politikası ve askerlik politikası nedeniyle Kıbrıs'ta halk ayrıştı. Yeni gelenler kendilerini daha Osmanlı olarak hissettiler 1571'den sonra. Biz bunu yaşamadığımız kendi hayatımızda 1974'ten sonra yaşıyoruz zaten. Yeni gelenler yerlilerle karışır, ortaya çıkan çocuklar zaten kendilerini artık Kıbrıslı hissederler. Onlar bile Kıbrıslı hissederler. Dolayısıyla Kıbrıslılık vardır. Yanlış yapıyor ama bunu Sayın Denktaş da yaptı. Bu siyasetçinin kendi hakkında konuşulmasını sağlamaktı. Kötü reklam olmaz. O zaman konuşuyoruz. Konuşuyoruz işte. Peki, şimdi Ticaret Odası'nın eski başkanısınız da aynı zamanda bir iş insanısınız da. Az önce Türkiye'deki referandumu konuşurken bu referandumundan çıkacak sonucun da ekonomi etkisinden biraz bahsettiniz. Biz az açalım isterim bunu. Ekonomi zaten yani çok fazla sağlam değil bugünlerde Türkiye'de. Son özellikle 2007-2009 yıllarından sonra aşağıya doğru bir gidiş var. Aynı dönemde bir paralellik var. Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya başladığı anda istikrarlı bir toprak parçası olmaktan çıktı. Yatırım istikrarlı toprak parçası arar. Adı önemli değil, istikrarlı toprak parçası arar. Yani hukuk çok adil olması gerekmiyor ama hukukun istikrarlı olması yatırım için bazen yeterli olur. Örneğin çok daha demokratik hukuk olmayabilir Suudi Arabistan'da. Ama istikrarlıysa oraya yatırım gider, ekonomik aktivite olabilir. Türkiye o yatırımı çeken bu pozisyona girdiydi 2001'den itibaren. Artarak 2009'lara kadar gitti. Daha sonra düşüş başladı. Tabii ülkenin birçok varlığı özelleştirmeler yöntemiyle satılmak üzere piyasaya sürüldü, bunların karşılığı alındı, köprüler yapılır ama yabancı sermayeyle yapılır, yabancı sermaye yap işlet devlet modeliyle yapar. Hep bütün bunlar da ve Türk lirasının işte 6-0 atıldıydı 2005'te. Buna rağmen bir istikrar sağlanamadı. Uzunca bir dönem 14'lere kadar yani 2014'lere kadar Türk lirasında istikrar sağlanabildi. Ama o günden sonra artık şu anda bütün dünyayla kavgalı, vizyonu daha fazla İslam Cumhuriyeti'ne doğru, kadının kapandığı, basının biat ettiği, demokratik güçlerin kontrol altına alındığı, dik kafalı tırnak içerisinde iş adamlarının terbiye edildiği bir süreç yaşanır. Bu böyle bir ortama yerli yatırım da kalmaz, yabancı yatırım da gelmez. Türk ekonomisinin sıkıntıda olduğunu yani aklı başında bütün ekonomistler söylüyor. Evetle bu durum biraz daha fazla tek adamcılığa doğru gideceğine göre orada vizyon süratle bütün toplum dinamikleri kontrol altına alınmışken süratle İslam Cumhuriyeti'ne doğru yol almak olacak. Yani birçok şeyin değiştiğini göreceğiz. Kadın işte başı kapalı, polisler, yargıçlar falan var şu anda. Milletvekilleri var. Parlamentoya giremezdi, girerdi. Yani orada şekilsel bir baskı vardı daha önceki uygulamalarda. Yani bu milliyetçi kesimin yönetiminde. Şimdi yine şekilsel bir baskı var ama bir ideoloji de var arkasında. Bu ideolojinin gelmemesi için örneğin yani esasta darbeler döneminde solun bastırılması için ılımlı İslam modeli diye bir şey çıkarıldı. Ama ılımlı İslam modeli diye bir şey yok. Neticede işte radikal İslam'ın IŞİD'in neler yapabildiğini görüyoruz. Türkiye yönünü İslam'a ve İslam Birliği'ne, halifeliğe ve İslam Cumhuriyeti'ne doğru tutmaya devam ettiği müddet Türkiye'de ekonomi süratle aşağılara gidecek. Hayır çıkarsa çok enteresan bir şekilde Başbakan bir kısa süre önce bir açıklama yaptı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Hayır çıkarsa cevabı şuydu. Biz belli ki anlatamamışız. Yeniden referanduma gideceğiz. Evet bulana kadar. Seçimlerde öyle olmadı mı? Uygulaması var.
Evet, bulana kadar dolayısıyla bir karmaşa da orada yaşanacak. Çünkü kazanan ve kaybeden %48, %49, %51 gibi olacak gibi görünüyor. Çok net bir şey çıkmadığına göre. Ve kazanan veya kaybeden hükümet kanadı olsa... Ha, belirli bir kuralı yok mudur bunun? Var ama seçimlerde de yok muydu? Yani seçimlerden şu kadar HDP milletvekili çıkardı diye ben beğenmedim, tekrar seçime gidiyoruz yöntemi uygulanmadı mı gözlerimizin önünde? Bu da uygulanacak. Referandumların belli bir prensibi yok mu? Anlattık biraz evvel. Hı hı. Referanduma Cumhurbaşkanı propaganda yapamaz. Cumhurbaşkanı son iki aydır başka bir iş yapmaz. Propaganda yapması yasaklanmıştır. Referandum metnini hazırlayanlar propaganda yapamaz. Evet veya hayır propagandası yapamaz. Devlet parası kullanamaz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı devlet imkanlarıyla dolaşmıyor mu? Bütün illeri, ilçeleri neyse. Dolayısıyla hükümet ne isterse olsun baskıcı şeyini, pozisyonunu artırmak isteyecek. Hayır da da, evet de da. Ve işte ekonomi buradan çok ciddi boyutta etkilenecek. Biz, biz tabii... Biz kısmındayım özellikle. İhracatımızı 15-20 milyon dolar Türkiye'ye, ithalatımız 1,5 milyon milyar dolar Türkiye'den. Dolayısıyla biz buradaki nüfus dolayısıyla, buradaki iş adamları dolayısıyla da göbekten bağlı bir hale geldik. Sadece Türk lirası değil. Bu çalışanıyla, iş adamıyla, sermayesiyle, otelleriyle, buraya turizmiyle, buraya gelen öğrencisiyle ekonomi çok ciddi bir bağımlı hale geldi. Yani bugün 100 bin öğrenci Türkiye'deki bir kapanma hareketinde ne olur? Türkiye'deki ekonomi, bu çocukların yurt dışında okumasına el vermezse ne olur? Gibi soruları sormamız lazım. Suyumuz Türkiye'den gelir. Türkiye'de bir karmaşa bizi nasıl etkiler? Kötü etkiler. Yarın öbür gün elektrik kablosu oraya bağlı olacak. Bizim uçuşlarımız Türkiye'de darbe benzeri bir şeyler oldu. Hava alanları kapatıldı. Bizim yolcularımız uçakların içerisinde mahsur kaldı. Şeyde, İstanbul Havaalanı'nda. Peki hava alanları düzgün çalışmazsa ne olur Kıbrıslı Türkler açısından? Ha, şimdi tabii Larnaka var. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği var. Ama ben maalesef çok sayıda insanın Güney Kıbrıs'ta nasıl yaşarız'a bakmaya başladığını görüyorum. Hissediyorum değil, görüyorum. Güneyde Türkiye'deki gidişat, Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü savunan bir mekanizma. Herkes Güney'de acaba bir şirket kuralım mı ya da kurdu. Bir şirket üzerinden mülk satın almak mümkün. Güney'de pasaportu var, kimliği var. Güney Kıbrıs'ta yaşamayı düşünmeye başladığı bir noktadadır. Hoş bir yerde değil, Kıbrıslı Türklerin çözüldüğü bir. Ben bütün ömrüm boyunca bu çözülmeyi yaşadım ama giderek süratlenen bir çözülmedir bu. Kaldı ki son iki cumhurbaşkanının müzakereci anlamında beklenenlere vermemiş olması, son iki değil bir Talat'ın vermemiş olması, bir de Akıncı'nın vermemiş olması. Siyasi dinamik var Kıbrıs'ta. Bir sağ, bir de sol ya da daha fazla demokrasi isteyenler var. Bir de mevcut durumun devamını isteyenler var. Partilerden bahsediyorum, ideoloji, halktan bahsetmiyorum. Bu 70'e 30'du çok uzun süre. Sonra bu rakam 70'e 30, biz Rumlardan korkarız. Biz Rumlarla birlikte yaşayamayız. Bizim güvenliğimiz garanti anlaşması, Türk ordusu kalmalı. Mal mülk iadesi yok, toprak vermeyiz, bir çakıl taşı vermeyiz. Bu %70 idi. Çözüm isteyenler de %30'du. 2001 döneminden itibaren bir değişim yaşandı, meydanlarda yaşandı. Bu da 2005'e, 2006'ya geldiğimizde bu rakam 70'e 30, hatta 60'a 40 belki, 65 referandumda evet oyu çıktı. 65'e 35 gibi çözüm isteyen tarafın güçlendiği bir süreç yaşandı 5-6 yıl. Burada çok ciddi umutlar vardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne, Talat'a ve onun etrafında sadece onlar değildi. Bütün demokratik güçlerin bir ayaklanması söz konusuydu. Toplum da kendi üzerine düşeni yaptı ve %65 gibi bir
rakamla referandum geçti. Karşı taraftan geçmedi. Aynı gelişmeler Güney Kıbrıs'ta olmadı. Ama arkasından başka bir gene statikocu bir süreç yaşandı. Akıncı yeniden %60 kusur oyla yine verdiği sözlere bakarsanız yine çözüm odaklı, yine toplumların birlikte yaşayabileceği, yine toplumların birbirine güveneceği, birlikte iş yapacağı, aynı dairede, aynı mahallede oturacağı, aynı dairede iş yapacağı, hatta polis gücünde birlikte silahlı görev yapacağı bir formülasyonu önererek, ulaşacağını söyleyerek yaptı. Bunun da fiyaskoyla neticelenmesi toplumda tabii bütün beklentileri bertaraf etti. Hani nereden, neydi o ayrım %70'e ulaşmış, %65'e ulaşmış çözümcü ayrımın isteklerin oldu? Olmadı. Ne oldu? Toplum yenildi. Yani bir 2005'te yenildi. Bir de şimdi Akıncı'nın seçimlerinde yenildi. Ve iki defa tabii ne kadar istedik? Biz 10 kusur yıl istedik Mamurlaylı. Mitingler yapıldı, tükeniyoruz mitingleri yapıldı ama gımıldamadı. Toplum yenilmişliği kabul ettiydi. Şu anda ikinci bir yenilmişlik olacak ki bu toplumda daha çok daha derin izler bırakacak. Çok daha. İşte onun için zaten şu anda artık ben yerleşik, köklenmiş aileler, işletmeler hayır burada artık olmayacak galiba sorusunu kendilerine sormaya başladılar. Bu yoktu, bu sorulmadıydı hiçbir zaman. Bu iki tane başarısızlıkla sonuçlanan iki dönemin bedeli çok ağır olacak topluma. Birincisi çok ağır oldu. 10 yıl ölü toprağı dedik hep beraber. Hiç kımıldamadık. İşte bir Akıncı'nın seçimlerinde %60 gibi bir oy toparlandı tekrar. Bu da işte 65, yani referanduma evet diyen 65 idi. Bu da bu şekilde gidişat bir fiyaskoyu gösterir. Bu fiyaskoda işte şeye tabii güneydeki seçimlere mal etmeye çalışıyoruz. Karşı tarafın suçlu olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Masayı, kapıyı çarptı çıktı da sigara yaktı da ona mal etmeye çalışıyoruz. Ama ortada bir başarısızlık var. Söz verildi, oy alındı, göreve geldi ama başarısız. Başarı nedir? Çözümdür tabii. Bir milim aşağısı yeterli değil bizim için. Ne oldu? Kıbrıslı Türklerin çok korktuğu ortaya çıktı. Anksızdan Akıncı'nın ağzıyla. Kıbrıslı Rumlardan Kıbrıslı Türkler çok korkuyor. Çok korkuyorsa hani güven artırıcı önlem alacaktık biz. Güven sıfırlayıcı önlemler aldık. Bunun düzeltilmesi mümkündür. Yani bu tartışmalar, son tartışmalar özellikle güven noktasında iki topluma da ciddi zarar verdi diyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Kadar. Kesinlikle. Nasıl bir yol izlenebilirdi peki? Ne yapılabilirdi? Yani faşistlerin... Çünkü kararın doğru olduğunu zaten okullarda anılıyor, zaten okullarda okutuluyordu evet ama bu karar yanlıştı diyen birçok kesim oldu. Ne yapmak lazımdı şimdi, peki? Eğer bu konuda, adım atmak isterseniz diyebilirdiniz ki bakın siz bu iki tane, biz de bu iki taneyi ortadan kaldıralım. O zaman bir şey söylemiş olacaktık. Siz bu kadar zamandır kutluyorsunuz, aynılarını yapıyorsunuz, karşı unsuru irite etmeye çalışıyorsunuz. O taraftaki faşistlerin yapmamasını beklerdiniz. Bu doğal idi. Yani bu doğal masayı sabote etmenin bir yoluydu ve başarılı oldu. Onun başarısı için Sayın Akıncı'ya teşekkür etmeliyim. Çünkü o şekilde bir mercek tuttu ki hiçbir şey değildi. İki milletvekilinin önerdiği, zaten kutlanmakta olan, zaten kuzeyde de aynı şekilde yanlış karşı unsuru üzen günler kutlanmakta. 180 bin Rum evini yerini terk etti 1974'te. Biz onu kutlarız. Bayrağı da bizim milliyetçileri dinlediğinde de der ki hakkımız değil mi? Hakkınızdır buyurun. Onların da hakkı değil mi o zaman? Ya onların da hakkı olsun. Ya da karşılıklı güven artıracaksak, karşılıklı güven artıralım. Biz olan güveni de öldürmenin yöntemini kullandık. Ve bu yöntemle 1-0 öne geçtiğimizi, hatalarını düzeltmeye bir daha bir erdemdir gibi büyük büyük laflar etmeye başladık. Hataları eleştirdiğimiz gibi bu olumlu meclis kararını da alkışlamamız lazım gibi. Ne oldu bu meclis kararı nedir ki? Güneyde her aklı başında insana sorun.
Eğitim Bakanı kime bağlıdır diye. Hükümete bağlı değil. Kiliseye bağlıdır. Bugün bir gazetede özellikle bu konu kiliseye vardı. Bağlıdır. Yani daha kötü noktaya mı geldi? Raporlar var. Çok ciddi, ilerici, mantıklı öğretmenlerin veya bilim adamlarının raporları var. Güney Kıbrıs'ta eğitim bende de var. Bir arkadaşımız Kıbrıslıların Sesi grubunda. Bu konuda neredeyse uzmanlardan birisidir. Kitapları da var. Güney Kıbrıs'ta yüzyıllardır Eğitim Bakanı her zaman eğitim kilisenin kontrolünde olmuştur. Bizim mutlu olduğumuz budur. Eğitim Bakanı, kilisenin kontrolündeki Eğitim Bakanı'nın putlanarak günleri tayin edeceği bir nokta daha iyidir. Bizim açımızdan da bunu olumludur diye kabul ettik. Olumlu değil. Akel bunu açıkladı. Akel dedi ki Sayın Akıncı'nın istediği yerine hatta buna Akıncı yasası adını da taktılar Üney'de. Akel karşıydı buna. Eğitim Bakanı'na verilmesine de karşı. Seçilenlerin elinden alıp bir yetkiyi diyor. Sırf Akıncı mutlu olacak diye kilisenin kontrolündeki bir eğitim bakanına normal şartlarda hükümetin uhdesinde olabilir bu. Yetkisinde olabilir. Ama Kıbrıs'ta hiçbir şey değiştirmedik. Ülkenin daha kötü bir noktaya gelindi diyorsunuz. Siz Kıbrıs Avrupa Birliği Denetleme Kurulu üyesi olarak. Evet, peki süremizin sonundayız biz. Tabii ki o 2004'ü de konuştuk, o dönemleri. Daha sonrasını da konuştuk. Türkiye'deki referandumu ve bunun bize yansımasını, ekonomi anlamında da yansımasını da konuştuk. Kıbrıs sorunu açısından da konuştuk. Çok umutlu bir tablo yok. Her seferinde özellikle güzel şeyler duymak isterim, derim. Ama sizin çizdiğiniz resme baktığımızda çok daha umutlu olunacak bir durum yok gibi görünüyor şu anda. Programa ilk geldim de sordunuz nasılsınız? Ben dedim iyiyim. O sağlığımız kısmı, yerinde. Yani çoluğumuz, çocuğumuz. Şükürler olsun gibi oldu. Ama esas sorun tabii ki Kıbrıs sorunu. Kıbrıs konusunda iyi bir şey vardı. Süleyman Demirel'in lafı geldi aklıma. Yani iyi bir şey vardı da söylemedik mi diye sormak lazım. Peki. Dolayısıyla yok ki söyleyemiyoruz. Maalesef yani arzu edildiği yönde gitmiyor. Bu göreceğiz. Gene yaşayacağız. Siz de, biz de, izleyicilerimiz de. Nisan, Mayıs da geçecek. Sonra biz suçlayacağız Rumları. Ki şeyleri var, seçimleri var ve masadan kaçtılar. Peki. Teşekkür ediyoruz. Yanılmanız dileğiyle noktadayım İnşallah. Ben. Sohbetimizi yeniden ağırlamak isteriz sizi stüdyomuza. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet, böylelikle programın ilk konuyla sohbetimizi tamamladık. Reklam kuşağımız var sırada. Döviz kurlarına da bakacağız yine günün ilk haberleri. Ardından programın ikinci konu olacak. Gazeteci Erten Kasımoğlu ağırlıklı olarak da iç konuları konuşmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın. Az sonra yeniden birlikteyiz.